Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi araştırmacı gazeteci Süleyman Duran bugün Kahramanmaraş ile Andırın ilçesi Akçakoyunlu Mahallesi Muhtarı Halit Beyaz ile mahallenin ana mahalle sokak arasındaki yolların durumu hakkında röportaj yapacağız. Evet muhtarım, muhtar seçildikten sonra bu yolların parke taşı yapılması için müracaat ettiniz mi? Müracaatta bulunduk efendim. Yeni büyükşehir olmamız sebebiyle bütün köylerimiz mahalle oldu. Mahallelerimizin de önceki adıyla köylerimizin yıllardır yol probleminin olduğunu ve canlı şahidi olarak da yollarımızın durumunun bu şekilde olduğunu. Evet sayıcılar görüyorsun evet. Çamur deryası su bir özla göl olmuş her taraf yani. Mahalle şöyle de gösterelim yani her taraf beraber. Aynı yani bir ele alınacak bir sokağımız yok var mı efendim? Aynen bütün mahallelerimiz, mahalle yollarımız, sokaklarımız aynen bu şekilde. Evet. Beyefendi de bu sokakta oturuyor galiba değil mi efendim? Evet, evet. İsim ne? Hasan Ara. Hasan amca bu başka yerde böyle sokak gördün mü böyle çamur deryası içerisinde? Yok yok görmedim. Görmedin değil mi? Evet. Yani 21. yüzyıldayız. 2015'e gireceğiz şurada 2 gün sonra. Evet. Sokağın durumunu gör. Yürümeyecek durumda değil mi arkadaşım? Evet. 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 Yani Karaman Ermenek'te lastik ayakkabıları gösteriyordu. Bak burada da vatandaşımız başka bir ayakkabıyla yürüyemez. Doğru mu efendim? Evet. Evet. Doğru. Evet muhtarım. Bir yerden bir yere ulaşım sağlarken, komşu komşuyu ziyarete giderken çizmelerle, Ermenek lastik ayakkabılarla gitmek zorunda kalıyor. Evet. Yollarımızın bu durumda olması sebebiyle bir an önce yapılması, genişletilmesi, en güzel bir şekle alması için büyüklerimizden bir an önce adım atmalarını bekliyorum efendim. Evet. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Andırın Belediye Başkanlığı'nı evet. Göreve davet ediyoruz. 21. yüzyıldayız. 2015'e giriyoruz. Artık vatandaşımız çamur deryasında yürümek zorunda kalmasın. Cizmelerle değil mi efendim? Lastik ayakkabılarla. Birazdan birebir size göstereceğim. Mahalle içinde büyük merkezde geçen bir deremiz var. Evet. Deremizin üzerinde köprümüz var. Evet. Olası bir taşkında, selde mahallemizin içerisini sel alacağı için birebir birazdan inşallah orada da çekim yapalım evet. Muhtarım. Sayın evet. İzleyiciler burada biz gerçekten Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinin bu mahalleye dönüşen köyleri hizmette unutulmuş. Bunların hepsi mahalle oldu. Çoğunun ana yolu çamur deryası içinde araçlar yağmur yağdığında güçlük de çıkıyor. Dün bir minibüsçü arkadaşımız, esnaf arkadaşımız dedi ki zincir takıp çıkıyoruz. Yoksa aracımız çıkmıyor dedi. Değil mi efendim? Evet, evet. Bu nedenle bu Andırın'ın hizmette unutulan mahallelerine biz mutlaka 2015 yılında hizmetin gelmesini istiyoruz. Vatandaşımız çamur deryasına artık bazmasın. Yazında tozdan durulmaz. Doğru mu efendim? Evet, aynen. Evet. Yazında tozdan durulmaz. Göreve davet ediyoruz. İki belediye başkanımızı da sizlere de teşekkür ediyoruz. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesine röportaj verdiğiniz için. Sağ olun kardeşim. Biz teşekkür ederiz.